Öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesi komisyondan geçti. Daha önümüzde genel kurul aşaması var. Eleştiriler geliyor söz konusu düzenleme ile ilgili. Bu kanunun çıkmasını eksiğiyle veya fazlasıyla çok önemsiyoruz ve çok önemli olduğunu söylüyoruz. Öğretmenlik meslek kanunu teklifi komisyondan geçti. Gözler genel kurulda. Teklifin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor. Sendikalar kanun teklifinden mutlu ancak eleştirileri de var. Teklif İçeri itibariyle bizleri tam anlamıyla tatmin etmemiştir. Bir meslek kanunu adına yakışır zenginlikte bir içerik oluşturulmamıştır. Teklif yasalaşırsa öğretmenlik 3 kariyer basamağına ayrılacak. Her basamak için sınav şartı var. Neden sınava tabi tutuluyoruz eleştirileri yapıldı. Türk Eğitim Derneği o eleştirilere katılmıyor. Bir kademe atlıyorsanız burada ölçümlemeden korkmamanız gerekir. Ölçümlemediğiniz bir şeyi değerlendirmeniz diye bir şey söz konusu değil. Yeter ki ölçümlemeyi doğru yapın ve reel yapın. Yüksek lisans ve doktora yapanlar sınava tabi olmayacak. Peki eğitimciler bu maddeye nasıl bakıyor? Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'ndan bir uyarı geldi. Doktora diploması e, enflasyonu yaşamayalım bu ülkede. İyi niyetten uzak bazı e, üniversitelerdeki kişilerin bir doktora diploması açma gibi bir şey olmasın. Türk Eğitim Sendikası ise özellikle adaylık sınavının kalkmasından memnun. Biz zaten yıllardır bunun gereksiz bir sınav olduğunu, hem zaman açısından hem ekonomik açısından bir e, israf olduğunu düşünüyorduk. Artık sınav olmayacak, kararı adaylık değerlendirme komisyonu verecek. Türk Eğitim Sen Başkanı Talip Geylan, komisyonun karar aşamasında şeffaf olması gerektiğine dikkat çekti. Bu komisyonların bir takım sendikal ve siyasal sayıklarla e, karar vermesine zemin sağlayan bir yanlış süreç başlatılırsa, bu komisyonlar aday öğretmenlerimiz üzerinde bir mobbing aracı haline gelebilir. Bu komisyonlarda sendika temsilcilerine gözlemci sıfatıyla sadece gözlemci sıfatı yer versinler ki en azından komisyonlar efendim zan altında kalmaktan kurtulsun istiyorum.